Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Sömestr'de LGS bizden ne istiyor? LGS'nin bizden ne istediğini söyleyeceğim ama esas da biz LGS'den ne istiyoruz? Bizim istediğimiz tabii ki de başarı. Bizim istediğimiz hayallerimizdeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri. Bizim istediğimiz şu matematikten kurtulmak ve matematiği çok güzel bir şekilde yapmak. Fende Türkçe'de, inkılapta, dinle İngilizce'de full yapmak. O zaman arkadaşlar biz eğer LGS'den bir istediğimiz varsa bunu almak için vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü vazgeçenler kaybedenlerdir arkadaşlar. Şu anda bazı arkadaşlarınız bu yokuştan çıkarlarken vazgeçmeye başladılar ya matematik olmuyor fen de hata çıkıyor zaten zor de dinleneceğim ben diyor. Bazıları ise sömestri bir fırsat biliyor tatili bir fırsat biliyor ve güzel bir şekilde çalışıp bu 15 tatilde eksiklerini kapatacak ve ikinci dönem bomba gibi girip LGS'yi paramparça edecek. Arkadaşlar sizle beraber çok güzel bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk 7'den 8'e ile başladı. LGS kampıyla ile devam etti. Şimdi ilk tekrar kampındayız. Burası çok önemli. Çünkü LGS'nin en fazla soru gelen konuları birinci dönem konuları ve biz ilk tekrar kampımızda birinci dönem tekrar edeceğiz sizlerle. Son tekrar kampıyla da noktayı bitirmiş olacağız. Peki, sömestr tatilinde LGS bizden ne istiyor? Tam üç şey istiyor arkadaşlar. birincisi hedef. Eğer hedefiniz yoksa, kazanmak istediğiniz liseyi hala belirlemediyseniz, en azından liseleri belirlemediyseniz çalışmak için hiçbir gayretiniz olmaz. Yani, ya ben hepsi aynı, mahallemdeki okul da aynı, Fen Lisesi de aynı, Anadolu Lisesi aynı diyen bir öğrenci zaten ders çalışamaz. Mutlaka Okumak istediğiniz okulların yanına gidin veya okumayı düşündüğünüz veya hatta milletin konuştuğu okullar. Mesela İstanbul'da okuyan bir öğrenci mutlaka Galatasaray Lisesi'ni, Kabataş Lisesi'ni görmesi lazım. Orayı ziyaret etmesi lazım ki ha burası çok güzelmiş ya. Ben burayı istiyorum diye hedefini belirlemesi lazım. İkincisi plan arkadaşlar. Planı biz sizler için mükemmel bir şekilde sömestr tatilinde LGS ilk tekrar programı diye hazırladık. Üçüncüsü arkadaşlar kondisyon yani deneme çözmemiz gerekiyor. Çünkü gireceğimiz LGS bir deneme. Yani 2024 LGS girdiğinizde sözel ve sayısaldan oluşan bir denemeye gireceksiniz. Bunu nasıl yapacağınızı birazdan söyleyeceğiz. Burada en önemli şey şu arkadaşlar. Asla vazgeçmememiz gerekiyor. Ve şöyle bir şey var. Mesela bir şeye başlayıp Başarısız olunca insanların morali bozuluyor. Yani matematiğe çalışıyor olmuyor, fene çalışıyor olmuyor, vazgeçtim diyor. Halbuki bir şeye başlayıp başarısız olmaktan daha kötüsü hiçbir şeye başlamamaktır. Çünkü siz böyle giderken hata yapıp düşseniz bile gene ilerlemiş oluyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Bu adam olduğu yerde duruyor. Bu adam ise hareket ediyor. Hareket ederken hata yaptı, düştü yere. Bak düşse bile bunun bitiş noktası burası. Bununki hala aynı yerde. Dolayısıyla arkadaşlar sizler şu anda gayret gösterip çalıştığınızda inşallah çok güzel netler olacaksınız ve bu LGS denen mereti bitireceksiniz arkadaşlar hiç endişelenmeyin. LGS tekrar kampımızda sizlerle birlikte YouTube'da çok güzel bir şekilde birinci dönem konularını Türkçe'de, matematikte, fende, dinde, inkılapta, İngilizce'de süper bir şekilde tekrar edeceğiz. Tam da LGS'de nasıl çıkıyorsa o şekilde tekrar edeceğiz. Sanki LGS sadece birinci dönemden çıkıyormuş gibi süper anlatacağız ve en önemlisi arkadaşlar burada şuna dikkat edin. LGS'nin zaten en önemli konuları birinci dönem konuları. İkinci önem bitiremediler belki diye. Milliyetin Bakanlığı genellikle inkılap tarihinde, İngilizce'de veyahut da FEN'de son konulara ağırlık vermiyor. Hep ilk konulardan çok soru soruyor. O yüzden bunları çok öğrenmemiz lazım. Çalışma programımız zaten kutumuzun yani setimizin içerisinde çıkacak. Sizler de duvarınızı atacaksınız ve PDF'inde videomuzun altındaki açıklamadan indirebilirsiniz. Aynı zamanda ilk tekrar kitabımız var. Sadece birinci dönem konuları. Ana denemelerimiz var. Sadece birinci dönem konuları. Yani netlerimiz artacak. Sadece birinci dönem konularını çözeceğiz. Takıldığımızda deneme analiz sayfamızdan bakıp ben Amasya genelgesinde hata yapmışım. Ben DNA'nın yapısında hata yapmışım deyip buradan ilk tekrar konularını çözeceğiz arkadaşlar. Ve en önemli dersler Türkçe matematik olduğu için burada üçüncü bir kitabımız daha var. Yeni nesil Türkçe matematik. Bunlardan ödevlerimizi vereceğiz. Ve inşallah birinci dönem tekrarlarımızda LGS'yi paramparça edeceğiz. Hadi bakalım soru yorumlarınızı bekliyoruz. Tonguç Dershane sundu.